Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza ülkemizden çok uzak bir yerden başlıyoruz. Güney Amerika'da Şili'deyiz. Burada olmamızın nedeni ise Mercedes'in yeni kamyonet sınıfı olan X-Class'ı sizlerle beraber kullanıp değerlendirebilmek. Mercedes ilk kez dünyada X-Class'ın kullanımını Şili'de yapıyor. Şili çok ilginç bir ülke diyorum. Çünkü coğrafik konumuna baktığınızda Güney Amerika'nın güneybatısında ince uzun bir ülke. Adeta bir kurdelaya benzetiyorum. Kuzey tarafında tamamen çöl iklimi hakim. Zaten dünyaca meşhur, dünyanın en büyük çöllerinden bir tanesi olan Atakama Çölü bu bölgede bulunuyor. Orta taraf bizim alışık olduğumuz bir iklime sahip Akdeniz iklimi. Şu anda Santiago'dayız. Santiago ve çevresi, ki orta kısmı bu, Akdeniz iklimine sahip, ama kuzeye gittiğinizde bambaşka buzulların ve fiyortların olduğu çok farklı bir iklimle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla üç farklı iklimin yaşandığı bir yer. Ayrıca ekvatorun güneyinde bulunduğu için bizim kışımızda burası yaz, bizim yazımızda ise burası kış. Mesela şu anda biz Kasım ayındayız. Burada bahar ve en güzel yaz ayları da önümüzdeki aydan sonra Şili'de başlayacak. 756 bin kilometre karelikte bir yüz ölçüm var. Türkiye'den biraz küçük ama Türkiye'ye yakın bir yüz ölçümüne sahip. Ona rağmen toplam nüfusu 17 milyon. En son 2016 senesinde 6 milyonu aşkın turist Şili'yi ziyaret etmiş. Gerçekten de çok özel bir ülke. Otomobil programıyız ama böyle bir yerde olduğumuz için kısaca size bahsetmek istedim. Şili'de, Santiago'da bize bilgi veren arkadaşlarımızdan gerçekten çok önemli bir şey öğrendik. O da şu anda arkamızda görmüş olduğunuz Atatürk rölyefi. Şöyle söyleyeyim, Santiago'nun en güzel bölgesinde diyebiliriz. Zaten arkasında da büyük bir park var ve buraya da Atatürk Parkı deniyor. Gerçekten de bize çok büyük gurur verdi. Şimdi burada İspanyolca yazı var bu konuyla ilgili. Ben size buldum, onun Türkçesini okuyacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, vatanının fedakar ve sadık hizmetkarı, benzeri olmayan bir kahraman, insanlık idealinin canlı emsali, bütün hayatını Türk milletine vakfetmiş, milletine kendi ruhunu, ateşini vermiştir. Hatırası milletinin ruhunu ateşli tutan sönmez bir meşale olarak yaşamaktadır. Yeni Mercedes X serisi 250 dizelle Santiago'dan hareket ettik ve yaklaşık 200 kilometre yol yaptık. Gerçekten de çok özel bir coğrafya, ama burada durup, güzel bir yerde durup sizlerle yeni Mercedes X serisini değerlendirmeye başlamak istedim. Sizlerle birçok kez paylaştık. Bütün dünyada SUV satışları gittikçe artıyor. Yani insanların beğenisini çekiyor SUV otomobil tasarımı. Yerden daha yüksek, daha dik oturma pozisyonlu, şehir içinde kullanılabildiği gibi off-road'da, yani yol dışında da kullanılabilecek tasarıma sahip olan otomobiller. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Esasında kullanmakta olduğumuz araç bir kamyonet.
Fakat baktığınızda bir SUV kullanıcısının bütün isteklerini yerine getirebilecek bir kamyonet. O bakımdan son 10 yılda baktığımızda kamyonetlerin otomobil tasarımına çok yaklaştığını görüyoruz. Yoldaki konforlarının, normal yollardaki konforlarının çok arttığını görüyoruz. Bu Mercedes'in X serisi de bunlara en güzel örneklerden bir tanesi. Ayrıca tabii bunlara ek olarak bazı insanların ihtiyacı olabilir. Bir tonun üzerinde 1100 kilogramlık yaklaşık bir taşıma kapasitesi, kargo kapasitesi var arka tarafında. Ayrıca bu tip otomobili kullanan insanlar yine buna çok dikkat ederler. Çekme kapasitesi 3,5 tonlukta frenli remork olduğu takdirde çekebilecek kapasitede tasarlanmış bir araç. Bu SUV yaklaşımı, otomobil yaklaşımına çok paralel gitmesinin yanında çok seçenek olduğunu da belirtmemiz lazım. Yani bir insanın, böyle bir otomobil düşünen bir insanın önüne birçok seçenek sunan bir tasarım. Şöyle söyleyeyim, buna mesela motor açısından baktığınızda daha sonra konuşacağız ama bir tane benzinli, 3 tane de dizel motor söz konusu. Meseleye aksesuar olarak baktığınızda 3 farklı seviyede geliyor. Bunun birincisi bas seviye Pure olarak adlandırıyor Mercedes bunu. Daha çok ticari amaçla, ağır yük taşıma amacıyla kullanılabilecek şekilde aksesuarları oluşturulmuş bir otomobil. Ondan sonra progresif geliyor. Hem şehir içinde hem şehir dışında ticari amaçla kullanacak şekilde tasarlanmış. En üst noktada da Power versiyonunu görüyoruz. Mesela şu anda arkamda duran otomobil Power versiyonunda aksesuarlandırılmış bir otomobil. Çok prestijli parçaların üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Genel özellikleri tamponlar gövdeyle aynı renkte, alt hava girişinin çepeçevre kromla kaplı olduğunu ve onun karter muhafazaya doğru devam ettiğini görüyorsunuz. Ayrıca yan tarafta da bu krom devamlılığı basamağın altında devam ediyor ve arka tamponda da yine krom detayı görebiliyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum, prestijli bir şekilde şehir içinde de çok rahat kullanılabilecek otomotiv tasarımına çok yaklaşmış bir otomobilden bahsediyorum. Dolayısıyla bu üst seviyede sunuluyor. Bir Mercedes SUV ile neredeyse çok yakın aynı fonksiyonlara sahip olan bir iç tasarım söz konusu. Ayrıca 6 çeşit koltuk döşemesinin, ki bunlardan 2 tanesi farklı deri döşemeler, opsiyon olarak verilebildiğini görüyoruz. Yani otomobilin içine oturduğunuzda bir Mercedes SUV'den hiçbir farkı yok. Mercedes X-Class'ın konseptini sizlerle konuştuk ama şimdi bu otomobile yaklaşımı, tasarımsal olarak otomobile çok yaklaşmasını iki açıdan değerlendirelim. Bunun da kendi içerisinde dalları var. İlk önce tasarımdan bahsedelim. Şunu kastediyorum, ön taraftan görüyorsunuz şu anda otomobili. Arka taraftaki pick-up bölmesini, yük bölmesini görmeseniz bunu bir Mercedes'in bildiğimiz SUV'lerinden bir tanesi zannedebilirsiniz. O derece otomobil tasarımına yaklaşmış durumda. Şunu kastediyorum, baktığınız zaman klasik yüksek bir ön kaput, yüksek bir bel çizgisi, onun dışında çok eğimli bir ön cam. Aşağıya doğru geldiğinizde ön tarafta çok hakim ön ızgara, tabii ki ortasında da Mercedes logosu. Onun dışında logonun, yani Mercedes ambleminin kenarlarından devam eden sağa sola kanatlar, hemen altında da alt hava girişini kromla kaplı olarak görebiliyorsunuz. Yani gerçekten tekrar ediyorum ama ön taraftan gördüğünüzde bir Mercedes SUV zannedersiniz. Kesinlikle pick-up olduğunu anlamazsınız. Bu bakımdan tasarım açısından otomobillerine çok çok benziyor. Bir de yandan bakalım istiyorsanız, genel karakteristiğini daha iyi değerlendirebiliriz. Biraz önce söylediğimiz gibi Mercedes X-Class'a yan taraftan baktığımızda yüksek bir bel çizgisinin olduğunu ve kabinin geriye doğru olduğunu söylüyoruz ama otomobilin genelliği anlayabilmek için isterseniz boyutlarından bahsedelim. Uzun bir boyu var. 5 metrenin üzerinde bir araç. 5 metre 34 santimetrelik bir boydan bahsediyoruz. Yüksekliği ise 1 metre 82 santimetre, genişliği 1 metre 92 santimetre ama burada önemli bir ölçü var. Ön teker merkezi ile arka teker merkezi arasındaki mesafe, ki 3 metre 15 santimetre, gerçekten de uzun bir aks mesafesine sahip. Tabii bu da içeride özellikle oturma grubunda omuz mesafelerinin, baş mesafelerinin arkada oturanlar ve önde oturanlar için çok geniş olmasını sağlıyor. Yani uzatmak istemiyorum ama mesela önde 1,5
buçuk metrenin üzerinde bir omuz mesafesi var. Gerçekten de iç hacme bu dış ölçülerin çok büyük etkisi var. Bu boyutsal değerlendirmenin yanında otomobilin yol dışı özelliğinin çok yüksek seviyede olduğunu söyledik. Dikkat ederseniz ön tarafta tekerin en uç noktasıyla gövde arasındaki mesafe çok kısa. 30 derecelik bir yaklaşma açısı sizi engellerden çok rahat aşabilmenizi sağlıyor. Ortada karşılama açısı olarak 22 derecenin üzerinde bir açı oluşuyor. Arka taraf için aynı şeyi değerlendirdiğimizde tekerin uç noktasıyla arkanın en son noktası arasında önden çok daha fazla mesafe var. Onun için arkada ayrılma açısı 25 dereceye kadar düşüyor. Tabii bu verdiğimiz değerlerde otomobilin yüksekliği de fevkalade önemli. Şu anda kullanmakta olduğumuz otomobil 22 santimetrelik yerden yüksekliğe sahip. 20 santimetrelik versiyonu da var. Baktığımızda otomobil merdiven şasenin üzerine kurulmuş bir otomobil. Yani yol dışı çok önemli kabiliyeti olan yol dışı araçların yapısal özelliklerine benzer bir yapıya sahip. Merdiven şasenin üzerinde bütün yürüyeni var otomobilin. Onun dışında yolcu kabini üzerine montajlanmış şekilde. Tabii ki bu off-road'da özellikle yerden gelen etkilerin çok daha kuvvetli karşılanmasını sağlıyor. Mercedes X-Class'ın arka tarafındayız. Tabii biraz da kargo bölümünden bahsetmek istiyorum. Çünkü otomobilin önemli farklılıklarından bir tanesi. Baktığımız zaman başta söylediğim gibi en üst düzeyde aksesuar paketine sahip olduğu için power versiyonu bir otomobil. Kromların arka tamponda devam ettiğini görüyoruz. Krom kaplamaların. Onun dışında kamyonetlerin otomobile yaklaşmasına çok iyi örneklerden bir tanesi arka kamera, arka yaklaşma sensörleri. Ayrıca üzerinde kolay ulaşım için, bagajı arka kapağı açmadan ulaşım için bir de basamak var. Açtığımız zaman ihtiyaca göre çok iyi organize edilebilecek bir kargo bölümüne ulaşıyoruz. 1.1 ton yani 1100 kilogram yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca 1 metre 59 santimetrelik bir derinliği var. Onun dışında çamurluk çıkıntılarının içinde de 1 metre 56 santimetrelik. Yani standartları konuşma açısından şunu söyleyeyim. Avrupa palet boyutunun rahatlıkla sığabileceği iki teker arasına bir kargo hacmine sahip. Ayrıca bu tip otomobillere meraklı arkadaşlarımız için önemli bir rakam. Frenli remork açısından da 3,5 tona kadar çekebiliyor. Bu da önemli değerlerden bir tanesi. Sizlere bu bölümü de kısaca değerlendirmek istedim. Mola verdiğimiz yerden ayrıldık. Yeni Mercedes X-Class'la Şili'de güneye doğru yolumuza devam ediyoruz. Biraz da otomobilin teknik özellikleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Kullanmakta olduğumuz otomobil Mercedes X serisi 250D ve Power seviyesinde en üst aksesuar seviyesine sahip olan otomobil. Şöyle söyleyeyim, baktığımızda 2300 cm3'lük çift turbolu dizel motora sahip. Motor 190 beygir güç üretiyor, 3750 devir de. Onun dışında tork değeri 450 Nm, bunu da 1500 ile 2500 devir arasında veriyor. Tabii bu özellikle yol dışı kullanımda bu tork seviyesi çok çok önemli. Onun dışında performansına baktığımızda 0'dan 100 kilometreye 11.8 saniyede ulaştığını görüyoruz ve 175 kilometre saatlikte bir maksimum hızı var. Yakıt tüketimine gelince ortalamada şehir içi şehir dışı ortalaması 7.9 litre 100 kilometrede 200 gram civarında da bir karbondioksit salınımı var. Ayrıca otomobilin aktarma organlarına baktığımızda kullanmakta olduğumuz otomobil 7 hızlı otomatik vites kutusuna sahip. Ayrıca 4 çeker ama istenildiği zaman 4 çeker. Şu anda biz 2 çeker hareket ediyoruz. Yani otomobilin
ülkelerin dört çeker sistemi istenildiği zaman iki çekere çevrilebiliyor. Ekonomik olsun diye şu anda biz arkadan itişli hareket ediyoruz. Şu ön göğsün alt tarafındaki düğmeden sağ tarafa aldığınız zaman otomobil dört çeker oluyor. Yine yüksek hızda kullanılabilecek şekilde dört çeker oluyor. Ama düğmeye bastırıp en altı aldığınızda low pozisyonu, yani büyük dişliğe geçip torku arttırıp özellikle arazi koşullarında otomobili daha torklu, engellerden daha rahat geçebilecek şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu tabii önemli özelliklerinden bir tanesi. Bu kullanmakta olduğumuz, size söylediğim 2300 santimetre küplük çift turbolu dizelin dışında 3 tane daha seçenek var. Bunlardan bir tanesi yine aynı motor ama tek turbolu. O motor 163 beygir gücünde 400 Nm'nin üzerinde 403 Nm'lik bir tork üretiyor. Ama benim çok merak ettiğim 2018'in ortasında gelecek olan bir konfigürasyon var. O ise 3 litre 6 silindirli turbo dizel motora sahip ve 258 beygir gücünde 550 Nm torka sahip ve sürekli dert çeker bir otomobil. Gerçekten de onu da kullanıp sizlerle değerlendirmek çok isterim. Bu dizellerin dışında bir tane de benzinli seçeneği var. O da 165 beygir gücünde 240 Nm torka sahip. Dolayısıyla otomobilde, yani X-Class'ta, Mercedes X-Class'ta 4 tane motor seçeneğinden birine karar verme imkanı var müşterilerin. Tabii aktarma organları olarak da karar verebiliyorsunuz. Arkadan itişli, yani iki çeker seçeneğinin yanında şu anda kullanmakta olduğumuz otomobilde olduğu gibi ister dört çeker ister iki çeker alternatif var. Onun dışında söylediğim gibi 6 silindirli 3 turbo dizel araçta sürekli dört çeker almanız mümkün. Ayrıca içeriden değerlendirme yapıyoruz. Siz de şu anda otomobilin iç trimini görüyorsunuz. Gerçekten de başta söylediğimiz gibi bir Mercedes'in yani kamyonetini değil de SUV'sini kullanıyoruz gibi hazırlanmış, tasarlanmış bir iç tasarım var otomobilde. Santiago'dan çıkalı yaklaşık 300 kilometre oldu. Ağırlıklı olarak asfalt olmak üzere çok güzel bir test yaptık. Ama buradaki testimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama birkaç şey söylemek istiyorum. Asfalt ağırlıklı kullanımda özellikle beni çok etkileyen konu otomobilin sessizliği ve sessizliğin yanında asfaltta süspansiyonun davranışı. Bir kere şöyle önemli bir farklılık var. O da bu tip pick-up tasarımlı araçlarda arka süspansiyon yük özelliğinden dolayı genelde makas olur. Ama bu otomobilde, bu Mercedes'in yeni X serisinde arka taraf bildiğimiz amortisör ve yaylarla oluşturulmuş, tasarlanmış arka süspansiyon. Tabii ki yük özelliğinden dolayı tek ünit halinde bir diferansiyel var ama bu arkadaki süspansiyon farklılığı bence otomobile konfor açısından asfalt yollarda çok önemli bir katkıda bulunuyor. Onun dışında ön süspansiyona baktığımızda çift salıncak, yani otomobillerde gördüğümüz sisteme çok benzer bir süspansiyon yapısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu belirtmek istedim. Şimdi biz Şili'den dönüyoruz ama programımızın sonuna gelmedik. Çünkü başta söylediğim bir konu var. O da dünyada pick-up satışının bütün dünyada ciddi bir şekilde artması. Bunun Türkiye'deki durumu nedir? Bu soruları sormak istiyorum. Mercedes'in ticari aracındaki arkadaşlarımıza. Efendim, buradan size çok saygı sevgilerimi sunuyorum. Türkiye'de görüşmek üzere diyoruz. Şili'den, Santiago'dan hareket ettik, İstanbul'a geldik ve ayağımızın tozuyla da Mercedes fabrikada Mercedes hafif ticari araç direktörü Tufan Akdeniz Bey'in yanına geldik. Çünkü ona soracağımız, çok merak ettiğimiz birkaç tane soru var. Tufan Bey, her şeyden önce hayırlı olsun. X-Class. Gerçekten de biz performansını çok çok beğendik otomobilin. Şöyle söyleyeyim, bütün dünyada SUV pazarına paralel olarak kamyonet pazarında çok ciddi bir artış var. Birçok yere gidiyoruz ve aynı şeyi görüyorum. Nedir dünyada kamyonetlerin bu kadar ön plana çıkmasının sebebi? İsterseniz biraz böyle hikayesini anlatalım. Tamam. Hani bunlar ne zaman ortaya çıkmış, nasıl gelişmiş, ne zaman gözümüze batmaya başlamış diye. Baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle tarım işletmecileri için zorlu arazilerde yük taşımak için çıkmış bu araçlar. Bu ihtiyaçtan çıkmışlar. Sonra da dünyanın farklı bölgelerinde
ihtiyaçlar geliştikçe, öncelikler farklılaştıkça bu araçlar da evrimleşmiş. Hı hı. Mesela bakıyoruz, her çoğu şeyde olduğu gibi bunların da üç boyu var. Minikleri var, orta boyları var ya da üç büyük boyları var. Uzak doğuda bunların minikleri var. Onlar hala yük taşıma amaçlı kullanılıyor. Orta boyları var. Bunlar da Güney Amerika'da, Güney Afrika'da, Avrupa'da ve şimdilerde Avustralya'da özellikle kendine yer edinmiş orta boy araçlar. Bir de bunların büyük abileri var. Amerika'da, Kuzey Amerika kıtasında. Orada nasıl evrimleşmiş? Orada artık iş yük taşımaktan, mesafeler uzun olduğu için güce dönüşmüş ve biz onlara kendi içimizde canavarlar diyoruz. Onlar artık kamyon sınıfında geçiyorlar ve gördüğünüz zaman gerçekten çok etkileyici, büyük, ağır tonajlı ve çok güçlü motorları olan araçlar. Orta sınıfa geldiğimiz zaman farklılaşan şu, iş biraz yük taşımaktan ziyade farklı amaçlara yönelmiş. Burada çünkü daha medeni, batılaşmış ülkelerde şehirleşme arttıkça o şehirden kaçma ihtiyaçları da artıyor. Dolayısıyla bir macera ruhu doğmuş ve bu araçların aslında bu zorlu arazilerdeki yetenekleriyle biraz daha maceracı, doğayı seven aileler için her ne kadar yine tarım işletmecisi yük taşısa da böyle farklı amaçlarla da gelişmiş. Baktığınız zaman bu artan bir şey, söylediğiniz gibi. Sadece orta sınıf dünyada 660 bin bir pazar görmüş geçen sene. Biz bunun geçtiğimiz senelerde %3 hatta 5'e varan oranlarda arttığını görüyoruz. Daha da artacak, dolayısıyla potansiyeli olan bir pazar. Bir de Türkiye'yi sorabilir miyim çok kısa? Türkiye'de de aynı trend, bu dünyadaki trend devam ediyor mu? Artış var mı? Enteresan bir şekilde, çünkü paralel bir artış var, aynı dünyaya paralel. Bu da Türkiye'de bir sürü büyük şehrimiz oluyor. Şehirler büyüdükçe daha da büyüyor. İnsanların ihtiyaçları da artıyor. Yine söylediğim, o doğayı seven, hafta sonu dışarıda olmak isteyen aileler için, maceracı müşteri grupları için, bağımsız hisseden, o şehirden kaçmak isteyenler için bir çözüm aslında. Çünkü bunlar şık, zarif ama güçlü, araziye çıktığınız zaman yetenekli ve kaba olabilen araçlar. Doğru. Bu ihtiyacı da bu araçlar karşılamış. Türkiye'de de bu pazarın son yıllarda değerlerine baktığımız zaman 13, 14 bin, 15 bin, 17 bin, 19 bin, bugün 20 bini geçtiğini görüyoruz. Çok bu böyle de artışlar. Artacak. En son şunu sormak istiyorum. Bunu Almanya'da gerçekten Alman mühendisi arkadaşlarımızla da konuştuk ama siz çok konunun içindesiniz. Otomobilin gelişiminde bir Nissan platformundan hareket var. Yani aynı platformu bugün günümüzde bunu birçok firmada görüyoruz. Bu çalışma sürecini nasıl geliştirildiğini aracın bize anlatabilir misiniz çok kısa? Söyle, çok kısa anlatalım. Bugün biliyorsunuz artık gelişen dünya koşulunda artık teknolojinin hızına ayak uydurmakta zorlanıyoruz. Otomotiv alanında da bu çok zorlayıcı, çok vahşi bir rekabet var. Doğru. Ve bu değişen, gelişen ihtiyaçları karşılamanız için farklı çözümler üretmeniz lazım. Çünkü hem sürdürülebilir büyüme getirmeniz lazım, hem de geleceğe yatırım yapabilecek kazanca erişmeniz lazım. Hı hı. Bunu da en iyisini yapanı bulup onunla işbirliği yaptığınız zaman bir sinerji yaratıyorsunuz. Hı hı. Aşağı yukarı tüm otomotiv firmalarında bu var. Daimler'de de bu var. Başarılı işbirliği var. Ama biz bir aracı aldığımız zaman bizim söz verdiğimiz markanın bir takım değerleri karşılaması lazım. Türk tüketicisi bu konuda çok bilinçli. Yani dünyada sayılı olabilir benim gözlemime göre. Tabii siz konunun içindesiniz. Evet, yani o fayda getiri analizini çok net yapabiliyorlar ve sert yapabiliyorlar. Dolayısıyla doğru bir ürün doğru konumda koymadığınız sürece işiniz çok zor değil, muhtemelen yok işiniz. Orada da şöyle bakmak lazım. Biz bu işbirliği platformu içerisinde aracın sadece dışını değil, içini değil, karoserini değil, elektroniğini değil, aracın her şeyini Mercedes'leştirmek durumundayız. Dolayısıyla tek şey şu, sadece bir test etmek lazım diğer araçlarla. O zaman süspansiyon geometrisinin, şasisinin, yol konforunun, arazi kabiliyetinin, özelliklerinin ne kadar farklı olduğu ve Mercedes olduğu ancak o zaman net ortaya çıkacak. Peki Tufan Bey, çok çok teşekkür ediyoruz bu aydınlatıcı bilgiler için. Efendim, bu arada ne yazık ki programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İstanbul'dan, Mercedes fabrikadan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.